İyi günler Osman Hocam. Buyurun efendim. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Teşekkür ederiz, Allah-u Teala razı olsun. Nereden ben sizi dinliyorum ben. Allah-u yani Teala. Ne bileyim, bir öldüm sanki dirildim sizin sayenizde. Farzları, haramları, her şeyi size öğrendim. Size sorum var. Estağfurullah, buyurun. Mesela hani bir türlü faizden kurtulamıyor hocam. Ben diyorum ki hani haram tamam, o da kabulleniyor ama bir türlü kurtulamıyoruz hocam. Gene araba alacak mesela, hani şirket iş değiştirecek diye. Ben istemiyorum. Hani nedendir bu sebep? Hani günah vardır ama. Peki. Bir sonra aydınlatsanız, bize dua etseniz. Peki, Allah-u Teala sıkıntılarınızı hayra tebdilesin inşallah. Amin hocam. Peki, amin. Beyim dedi faizden hani kurtulamıyor, faizin dedi o da haram olduğunu biliyor ama dedi işte kredi kullanıyor, şu oluyor bu oluyor falan, bir türlü biz bundan kurtulamıyoruz dedi. Şimdi dinleyicimiz açık net bir şekilde ifade etti. Aslında mesela faiz de haramdır, günahtır. İçki de haramdır, günahtır. Zina da haramdır, günahtır. Yalan söylemek de haramdır, günahtır. Gıybet etmek, dedikodu yapmak, ucub. Hele hele kibir. Ucub, kibir. O daha da tehlikeli. Mesela diğer sayılan o büyük günahlar olmasına rağmen ondan Allah-u Teala sıfatları düşmanken buyuruyor. Kibire Allah-u Teala zatı düşmandır. Mesela bir kimse kibirli olmaya devam ediyor. Ucup sahibi, kibir ne demektir? Kendini üstün görmek. Ucup, yaptıklarını iyi bilmek. Ben doğru yoldayım, iyiyim demek. Beğenmek yani kendini. Kendi yaptıklarını beğenmek. Başkasını beğenmemek. Mesela yalan söylemeye devam ediyor. İçki içmeye devam ediyor. Dedikodu yapmaya devam ediyor. Memmamlık deniyor kitaplarda. Bundan kendisini alamıyor, kendisini kurtaramıyor. İslam alimlerin büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Hazretleri buyuruyorlar ki bütün bu nefsten kaynaklanan bu kötülükler, haramlar, günahlar, bunlara da danmış olanlar, çünkü haramlar, günahlar, isyan, inkar, bunlar nefsin gıdasıdır. Bunlardan kurtulabilmek için nefsi iman etmiş, bu kötülüklerden temizlenmiş olanlarla beraber, yani kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım. Onlar nerede? Mesela İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Hazretleri Hindistan'da metun. Oraya mı gidecek? Onun kabrinin başından bekleyecek. Hayır. İstanbul'da mesela Abdülfettah Akri Hazretleri var, Aziz Mahmud Cahil Hazretleri var, Yahya Efendi Rahmetullah Teala Aleyhi var, Murad-ı Münzevi Hazretleri var, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri var. Dolayısıyla Merkez Efendi Sümbül Sinan Rahmetullah Teala Aleyhi, Aleyhim Ecmain. Birçok böyle, hani diğer vilayetlerimizde de böyle mübarekler var. Onun kabirlerinin başından bekleyeceğiz. Hayır. Ha, kabir ziyareti ayrıdır. Ondan istifade edebilir miyiz? Elbette. Ama biz bunların hayatlarını, biz bunların kitaplarını okursak onlarla beraber olmuş oluruz. Çünkü bunlar nefislerinden ve nefislerin kötülüklerinden azat olmuşlar. Yani kurtulmuşlar. Nefisleriyle mücadele ederek Allah-u Teala lütfetmiş, ihsan etmiş. Bunların nefisleri iman etmiş. Dolayısıyla biz bunların kitaplarını ve hayatlarını okuyacak olursak kurtulmuş olanlarla beraber olmuş oluruz. Çünkü mükatebe, nısf-ı mükaleme buyurulmuş. Yani kitap okumak sohbetin yarısıdır. İmam-ı Rabbani Kutsal Sözlerinin, İmam-ı Gazali Hazretlerinin, ne bileyim Mevlana Haldi Bağdadi Hazretlerinin, Bahattin-i Buhari Hazretlerinin hayatlarını, kitaplarını okuduğumuz zaman ne kadar biz zatlarla beraber olmak istiyoruz? Bir saat, iki saat okursun. Yarım saat beraber olmak istiyorsun, bir saat okursun. Böylece onlarla beraber olunur. Peki beraber olunca ne olur? Beraber olunca mesela Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de buyurmuş. Huy yani ahlak saridir. Ne demek? Bulaşıcıdır, geçicidir. İyi bir kimse, kötü bir kimseyle beraber olsa bir misal veriyorlar. Cüzzam mesela sari, bulaşıcı bir hastalık olmasına rağmen sağlam bir kimse cüzzamlının yanında bulunmuş olsa geçmeme ihtimali yine vardır buyuruyor. Ama iyi huylu bir kimse kötü huylunun yanında bulunsa onun huyunun geçmeme ihtimali yoktur buyuruyor. Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Dolayısıyla biz iyi kimselerle, onların kitaplarıyla ve kitaplarını okuyarak ve onların aynı şekilde hayatlarını okuyarak onlarla beraber olursak onların kalbindeki bizim kalbimize akmaya başlar. Ve dolayısıyla da bu yavaş yavaş biz bundan uzaklaşır mıyız? Tabii. Mesela İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sözleri'nin kitapları, 3 cilt mektubat. Bunun birisi müstakil olarak Hakikat kitabı tarafından yayınlanmış. İkinci ve üçüncü ciltte de lazım olan mektuplar yine tam İlmihan Saadettebi diye kitabına konmuş. Biz mektubat kitabını okudukça buyuruyor ki efendim anlamasak bile buyuruyor. Haramlara karşı soğukluk meydana getirir ve yaptığı ibadetleri de ihlasla yapmaya başlar. Niye? Çünkü o kitabı okudukça İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sözü'nün kalbiyle bağlantıya geçer. O kalpten temiz su gelir. Temiz su gelir. Temiz su gelince bizim kalp bulanık. O temiz su aka zaman zaman orası karışır, tasfiye olur. Karışır, tasfiye olur. Temiz su geldikçe bulanık su gider. Gittikçe temizlenir, 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 temizlenir. Öyle bir hale gelir ki
İmam-ı Rabbani Kutsuz Hazretleri ve onun yolundakilerin yaptıklarını yapar ve onlara muhabbeti, sevgisi, aşk derecesine varınca onlar gibi olur. Allah-u Teala lütfeder, ihsan eder, o da evliya olur. Öyle buyuruyor. Kitaplarda yazan bilgi böyle. Denemesi de bedava. Buyur, hodri meydan. Ama efendim ben bir seferde, hayır, o bir seferde değil, öyle nefs bir seferde pes etmez. Hatta kitaplarda anlatılıyor ki, din büyükleri anlatmış ki, nefs öyle bir varlık ki, evet, insanın alçalması da ona bağlı, yükselmesi de ona bağlı buluyor. Öyle bir varlık ki, 60 sene geri çekilir. Hiç müdahale etmez. Böyle sessizce bekler. Hatta bir kimse namazını böyle ihlasla kılar, kendinden geçer. İnsanlara der ki Allah Allah der. Bu insanlar niye böyle kavga ediyor, niye yalan söylüyor, niye gıybet ediyor falan. Hayret eder, teaccüp eder. Ama nefs bir uyanır, bir harekete geçer. Tam ömrünün sonunda bir devreye girer. Kafir yapar, kendisi kafir olduğu için. O kafir halinde de ecel gelirse kafir olarak ölür gider. Ya. Mesela İmam-ı Rabbani Kutsuz Hazretleri'nin yolunda olan zatlardan bir tanesi buyuruyor ki bu nefsle alakalı olarak Allah-u Teala İslamiyet'i, daha doğrusu Adem Aleyhisselam'dan itibaren gönderdiği bu dinleri, bu nefsi zapt-ı rab altına almak içindir. Hatta mesela soruyorlar, diyorlar ki efendim havf ve reca ne demektir? Havf ve reca iki tane kuvvetli bağdır. O nefs denen azgın canavarı bağlamak için kullanılır. Mesela havf korkmak, rica ümit etmek. Öyle durum olur ki korkudan titrersin. Sonra ümit devreye girer. Ya Rabbim gafur rahimdir, erhamir rahimindir. Ümit edersin aynı şekilde. Ama bazen de mesela ibadetleri yaparsın. Ya aşk, muhabbet hissedersin. Bu sefer de korku devreye girer. Havf devreye girer. Bir dakika der ya. İblisin 200 bin senelik ibadeti vardı. Tak diye götürdü. Çünkü nefs ikisinde de kullanır. Ya sen mübareksin der. Bak herkes aynı şekilde çarparken gece kalkıyorsun, kitap okuyorsun, namaz kılıyorsun, zikir yapıyorsun falan. Oo sen mübarek oldun falan. Bunun için de mesela İmam-ı Rabbani Kutsuz Hazretleri ve onun yolundaki alimler buyuruyorlar ki bu yolda kabirleri ziyaret anında kabirdeki halleri keşfetmek, kabirdekileri görmek, onlarla görüşmek, konuşmak yeğlenmemiştir, tavsiye edilmemiştir. Hatta buyuruluyor. Yani men edilmiştir. Hiç itibar görmemiştir bu yolda. Sebep? Mustafa Bey sebep buyuruyorlar. Çünkü o hal insanı kibir ve ucba götürür. Kibir ve ucup da insanı cehenneme götürür buyuruyorlar. Yani benlik, egoizm buyuruyorlar. Ve hatta din büyükleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala bu dinleri insandaki egoizmi, bencilliği ve yine insanlardaki mal sevgisini yıkmak, yok etmek için göndermiştir. Yıkmak ve yok etmek için göndermiştir. Göndermesinin sebebi bu mudur? Elbette. Hani dinleyicimiz hatırına gelebilir. Efendim bir şey söyledik, çok uzun uzun anlatıyorsunuz. Efendim bu bir hastalık. Bu bir hastalık. Bunun giderilebilmesi için, yani nefs günahlardan lezzet aldığı müddetçe bunda uzaklaşılamaz. Ancak kurtulmuş olanlarla beraber, İslam alimlerinin kitapları ve hayatları okundukça ve böyle kimselerle beraber oldukça yavaş yavaş bundan soğur. Hatta din büyüklerinden bir zat, birkaç defadan naklettik onu efendim. İnsan bir günah işleyince ikinci günahı o günah çeker. Yani mıknatıs gibidir. İyilik yapınca iyiliği çeker. İyilik iyiliği, kötülük de kötülüğü çeker buyuruyor. Yani mıknatıs gibidir bu. Dolayısıyla iyilerle beraber olunca efendim iyilik yapamıyorum. İmam-ı Rabbani Kutsuz Hazretleri gibi zatlar buyuruyor ki iyilerle beraber olunca o kimse iyilik yapamasa bile de kötülük yapamaz. Kârkârdır. Evet, daha önce kötülük yapıyordu. Ama iyilerle beraber olunca onlardan utandı, sıkıldı, kötülük yapamıyor. Ya ama o makbul bir şey mi? Yok. Önce insanlardan utanır, sıkılır. Sonra öyle bir noktaya gelir ki ya der ben bunlardan niye sıkılayım, niye utanayım? Bunlar da benim gibi Allah-u Teala'nın yarattığı mahluk. Esas bunları men eden, yasak eden Rabbim. Rabbim bana her an rızık gönderiyor. Bana görme nimeti vermiş, işitme nimeti vermiş, konuşma nimeti vermiş, el vermiş, ayak vermiş, yediğim bütün besinleri aynı şekilde benden habersiz bir şekilde midem, bağırsaklarım vasıtasıyla hazmettiriyor. Ondan sonra dışarı attırıyor. Kalbim çalışıyor. Kanı pompalıyor. Ciğerlerim aynı şekilde nefes alıp veriyor. Karaciğerim aynı şekilde lazım olan şeyleri analiz ediyor, tahliye ediyor, lazım olanları veriyor. Ve bunlar için Rabbim benden bir ücret de istemiyor. Ben ne yapıyorum der ya. Esas sahibime ben müteşekkir olmam lazım. Sahibimden aynı şekilde haya etmem lazım. Utanmam lazım der. Ve ondan sonra artık insanların görüp görmemesine hiç aldırış etmez. O tek başına kaldığı zaman da Allah-u Teala'dan haya eder mi? Elbette haya eder. Mesela din büyükleri yine buyurmuşlar. Bir kimsenin Allah-u Teala'dan haya edip etmediği nerede anlaşılır?
Nerede anlaştır Mustafa Bey hakikaten? İnsan böyle düşündüğü zaman sorar. Mesela banyoda buyuruyor. Allah Allah. Banyo gibi yerlerde. Niye? Banyoda tek başına giriyorsun. Kimse görmüyor. Kimse görmüyor. Mesela deniyor ki kadının da erkeğin de banyoda gusül abdesti alırken veya banyo yaparken avret mahallinin, tabi avret mahallinin örtülü olması edeptir buyuruyor. Kime karşı? Allah-u Teala'ya karşı. Öyle emrettiği için. Öyle emrettiği için. Ya o yani hani bazı yerlerde aynı şekilde izin verilmiş şey yapılmış falan. Evin içinde mesela kimse yok. Hani uğrayan dolaşıyor. Yani edebe mugayirdir. Caiz değildir. Yani öyle durumda o kimse gerçekten kaba avret yerlerini örtebiliyorsa bu kimse Allah-u Teala'dan haya ediyor demektir. Utanıyor demektir. Yani Cenab-ı Hak'tan aynı şekilde korkuyor demektir. Cenab-ı Hakk'ın sevgisinin gitmesinden aynı şekilde kendisini aynı şekilde azap etmesinden çekiniyor demektir. O zaman belli olur buyuruyor. Yoksa herkesin içerisine böyle el pençe duruyor falan. Ne bu fark eden ya? Vallahi. Yani haya sahibi falan. Hikaye var. Riyada olabilir mi? Evet olabilir. Netice. Netice. Hepimiz için. Bu dinleyicimiz faizden kurtulacağım. Biz yalandan, gıybetten, dedikodudan, kibirden, ucuptan, riyadan, hasetten, şehvetten neyse bunlardan kurtulabilmek için bunlardan kurtulmuş olanlarla beraber mi olmamız lazım? Evet. Onlar nerede? Kabirde. Peki kitapları meydanda, kitaplarını okumak suretiyle onlardan kurtulabilir miyiz? Elbette buyuruyorum.